için yaptığı açıklamalar Türkiye'ye mal olmuş, kamuoyuna mal olmuş bir isim. Bir izleyelim, sonrasında Oğuz abiye dönelim. Tamam. Ortada kalsın öyle. Galatasaray'da yönetim yok. Galatasaray'da çünkü başkan yok. Galatasaray geleneksel bir başkan kulübüdür Ali Sami Yen'den beri. Herkes düşündüğünü söyler, başkanın dediği olur. Galatasaray'da başkan yok. Burak Elmas denen çocuk, daha neden geldi. Çocuk dediğiniz, neredeyse 50'sine merdiven dayamış. Daha geldiği gün ben Fatih Terim'in emrindeyim dedi. Bir dakika dursana. Durun bir saniye. Dakika, bir dakika dursana. Bir dakika. Bir dakika şurada durdurur musun? Durdurduk. Bakın ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hıncal Uluç, yani yaşlanmak da zor bir şey. Yaşlanmak zor bir şey. Yaşlılarımıza çok saygımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum ama yaşlılık zor bir şey. Şimdi Hıncal Uluç'u ciddiye almamak lazım. Neden olduğunu da söyleyeyim. Hayatı boyunca hayatına Beşiktaşlı olarak başlayıp sonra Fenerbahçeli olup daha sonra Galatasaray'ı seçip orada arkadaşlarıyla beraber Florya'yı çiftliğe çevirip daha sonra istedikleri olmayınca oradan ayrılan, daha sonra da bu tür eleştirilerini Galatasaray'ın üzerine yönlendiren ve her rüzgara yelken açan bir insanın söylediklerini Galatasaray taraftarı ciddiye almasın. Hıncal Bey benim hakkımda da yazı yazmıştı zamanında. Yazabilir. O, yazabilir, çok doğaldır. Ama onda da çok son derece haksızdı. Şimdi diyor ki Galatasaray'da yönetim yok diyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da yönetim var. Galatasaray'da çok etkili ve güçlü bir yönetim var. Bunun da meyvelerini, hatta şu anda yapılan icraatları herkes bütün Türkiye'de görüyor. Bunun sonuçlarını da göreceğiz. Sadece şu anda yönetim bazında değil, Sedat Doğan'ın yapmış olduğu divan kurulu üyemiz, yapmış olduğu başvuruların sonuçlarını da, sen avukatsın Bişar, evet, bunları yakında göreceğiz. Şimdi diyor ki Galatasaray'da yönetim yok, başkan yok. Ya çocuk diyor, 50 yaşında insanlar koskoca ülkeleri yönetiyorlar. 50 yaşında, şey 50 yaşına ya. Bir saniye. Akıl, bir saniye. Yaşta, akıl yaşta değil başladı. Emre, abi. Emre bir saniye. Olabilir. Bir saniye. 20 yaşında bir saniye. Akıl yaşta değil başladı. 18 yaşında, yaşında seçilme hakkım var abi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ben bir şey söylüyorum. Olabilirsin, biliyor musun? Ben bir şey söylüyorum. 18 yaşında. Tamam. Ne yapacaksın? Milletvekili çocuk diyemeyecek misin? Diyebilir sen mi? Aynı şeyi yani, diyebilir mi çocuk? Bana destek veriyorsun. Tabii. Bakan olabilir mi 20 yaşında bir adam? Şimdi devamını getiriyorum. Bakana sen çocuk diyebilir misin? Diyemez. Fatih İstanbul'u fethetti. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Kendisini çok ciddiye almamak lazım. Gündeme de bu şekilde gelmesi de çok da doğru değil. Şimdi diyor ki yönetim yok. Yönetim sonuna kadar var. İnanılmaz güçlü. Ve şunu eklemek istiyorum. Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas'tır. Galatasaray'ın teknik direktörü ve sorumlusu Fatih Terim'dir. Ve divan kurulu üyesidir. Galatasaraylı Fatih'tir. Onun için bu saatten sonra Hıncal Uluç'un söylediklerine kimsenin itibar etmemesi. Bir devam edelim mi ama? Devam edelim, devam edelim. Edelim. Dur kalk, dur kalk yapalım. Otu. Bir anlaşması olmayan Fatih Terim'i Florya'da antrenmana çıkartarak söylediğinin de palavra olmadığını. Ben diyorum, çünkü böyle dedi o işi de yaparak. Arkadan da kendisinden bir evvelki Galatasaray başkanına düşman diyen Fatih Terim'e maaşına %100 zam yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hangi Fatih Terim'de hayallerim devam ettiği sürece buradayım diye. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na hakaret etmekten PFDK'ya sevk edildi. Savunma istediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal devlet kurumu Türkiye Futbol Federasyonu ve onun yasal yargı kurumu PFDK'ya size savunma vermek benim için zuldür. Bugün okudum gazetede. Kimsin sen Burak? Orada devlet var. Orada devlet var. Sen kimsin ya Galatasaray Başkanı'na bunu söylüyorsun? Of, of, of. Ya sen kimsin? Ya sen hakikaten biz senin yaşından dolayı of. Sayın Hıncal Uluç büyüğümüzdür diye konuştuğumuz bir ortamda
Sen 5 kere hayatında takım değiştirmiş, Fenerli Beşiktaşlı olmuş, Galatasaraylı olmuş, bir daha dönmüş Fenerli olmuş bir insan olarak Galatasaray Başkanı'na bunu nasıl konuşuyorsun? Hala sayın diyor musunuz şu anda? Ya diyorum, ben insanlara saygımı kaybetmem ama söyleyeceğimi de dibine kadar söylerim. Sen kimsin ya Hıncal? Kimsin kardeşim sen? Galatasaray Başkanı, ya her taraftan mı Galatasaray'a saldırılır? Nereden üflüyorlar bunları sizin kulağınıza? Sen Galatasaray'da boşluk var, seçim bir ay ileri gitti, bu takımın teknik direktörü yok diye yazdığında bunları bizler okuduk. Aynı sıkıntıdan dolayı hemen acil bir şekilde Fatih Terim'i takımın başına getirip bu boşluğu, bu açığı kapatmaya çalışan Burak Elmas'ı sen kimsin Burak diye eleştiremezsin. Sen kimsin ya? Bir işine gücüne bak kardeşim. Çay mı içiyorsun, ıhlamur mu içiyorsun, ne yapıyorsan yap. Git dinlen. Ayıp oluyor artık ya, yeter. Bak Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın üstüne çok geliyorsunuz. Bizle bu kadar uğraşmayın ha. Açık açık söylüyorum. Yeter ya. Evet. Yani gerçekten. Vallahi ben ya şu anda Hıncal Uluç'un Tanrı ver hijyenden bir suyumu içeyim şöyle. Ya vallahi hiç bu konuda eyyam yapacak halim yok. Bir suyumu içeyim. Hijyenik mi su içeceğim? Hijyen abiciğim yok. Her bardaktan içemiyorum ben ya. Ciddi Tanrı söylüyorum ver. Bak. Tanrı ver hijyen. Ben bir şey söyleyeyim mi sana bak. Tanrı ver hijyen. Bu bardaktan içiyorum. Çünkü o kadar güzel konuştun ki bu konuşmanın üzerine ben soğuk bir su içerim abiciğim. Afiyet olsun. Hem de hijyen. Vallahi ben de içeceğim. Çünkü hakikaten sinirlendim ya. Yani. Hararetini alsın. Son 50 saniye oynatalım. Kafamdan aşağı döksen oynatıyoruz. Yani. Hiç hararetini oynatıyoruz. Alsın. Kimsin sen, kafa tutuyorsun? Koskoca 100 yıllık Galatasaray kulübünü temsil eden bir adam devlete, size savunma vermek züldür der mi? Diyebilir mi? Nerede 6222 savcısı İstanbul'un? Bu 6222 suçu değilse bana bir söylesinler, 6222 suçu nedir? Burak Elmas denen şımarık çocuk. Bunlar yarınki yazımda var sabah. Bir şey daha söyleyeceğim. Burak Elmas şımarık çocuk. Bu ne demek Galatasaray ya? Başkanına olmaz yani. Ağır ifade. Abi çok bak ağır. Bülent Uslu bir kez daha söyler misin kardeşim? Olmaz. Galatasaray Başkanına bu şekilde hitap edilmez abi. Ne olursa. Size bir şey söyleyeyim mi? Ayıp ya. Bak gerçekten. Ben eleştiririm. Burak Elmas iyi kötü diyebilirsin. 3-4 hafta evvel, 3-4 gün evvel dedi ki biz Marcao'nun cezası için indirim talebinde bulunmayacağız. Evet. Dün bulundu. Evet, ben bunu eleştiririm. Yok, ben bunu eleştiririm. Bulmadı mı ya? Nasıl? Hayır. Futbol kadro değil, bak, başka kendi bir şey bulundu. Diyor ki itirazı. Abiciğim yapmadı, sen itirazı. Biliyor musun? Marcao için dedi ki tamam, biliyorum, biz onu indirim talebinde bulunmayacağız. Ama konu bulunmuş. Marcao bireysel yaptı Bışar, diyor. Bışar'cığım konu o değil. Diyor ki Marcao konusunu eleştirebilirim, Marcao konusunda dediğini. Dün öyle dedi, bugün böyle dedi diye. Evet. Eleştirebilirim ama sen şımarık diyemezsin. Sen kimsin diyemezsin. Sen savcılar Burak Elmas ne yaptı da göreve bak, davet ediyorsun? Bakın size bir şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcılarının yani bugüne kadar işi gücü var. Bugüne kadar ne yaptı ya koskoca başkan? Sıkıntı. Sayın başkanı bağlayabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Yaşıyoruz. Olabilir. Bugüne kadar o kadar çok statlarda söylemler, olaylar oldu ki bula bula 6222'ye kendisi, bu arada 6222 sayılı kanunun şiddet yasasının çıkmasında ben Büyük Millet Meclisi'nde 22 milletvekili ve Sayın Başbakan yardımcısıyla beraber bu kararın çıkmasıyla ilgili toplantıdaydım. Ben 6222'nin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Peki bula bula bir tek bunu mu buldun? Hadi diyelim ki bunu buldun. Peki Hıncal Bey, ben sana şimdi bir şey soracağım. Bir büyük olarak karşılıklı bir çay kahve içerken yaşınızdan dolayı orada şımarık desen karşındaki kişiye, ya bu büyüğümüzdür denilebilir. Ya sen 30 milyonun temsilcisine bu kadar ulu orta herkesin içinde olmaz, şımarık deme yok hakkına sahip değilsin yani dersen sana neler derler. Ben bunu istemem ama derler. Hak ediyorsun çünkü. Ayıp. Hiç yakışmadı sana. Hatta yakıştı. Yıllardır yazdıklarından bunlar, dolayı da yakıştı. Bunlar futbol ortamını çok geren ifadeler. Yani herkes eleştiri hakkını sonuna kadar kullanmalı ama Beşiktaş başkanına, Galatasaray başkanına, bak bunu zaman zaman yapan yorumcular var. Fenerbahçe başkanına, Trabzon var başkanına, Bursa yani, başkanına, bakın, Kayseri mesela, başkanına. Trabzonspor başkanı eleştirdik biz değil mi? İsmail Köybaşı konusunda. Evet, ya evet, böyle evet olmaz diyorsun mesela ama sen böyle işte şımarıksın, bilmem bir şeysin, egolusun. Ya bu tarz